Şimdi sen tekrar benim karşımda Seda ablacığım, gerçekten benim öz babam beni taciz etti diyor musun? Seda Hanım, benim öz babam beni defalarca taciz etti. Defalarca beni taciz etti. Yani içki içiyordu, yanıma geliyordu. Ben ondan defalarca kaçtım ve artık buna dayanamayacağım için kendi namusumu korumak için üniversite evden ayrıldım. Yani İstanbul Peki, içinde... Annene bundan hiç bahsettin mi Ceylan? Sizce bilmiyor gibi miydi? Yani siz burada yüz ifadesini gördünüz, şaşırmış gibi miydi? Ben burada çok çok önemli bir şey söyledim. Yani babamın beni taciz ettiğini söyledim. Ve annem güldü. Ve nasıl bir gülüş olduğunu siz çok iyi anlarsınız. Gördüm. Yani ve beni çok irite etti. Böyle, haklısın. Ve sürekli i̇rite güldü oldu. Ve bundan çok zevk alıyormuş gibi, hoşuna gidiyormuş gibi bir ifadesi de vardı. Yani hem vücut dili olarak hem yüz ifadesi, gözünden anlaşılır bir insan. Çünkü alışık buna. Çünkü tövbe, bunu tövbe. Biliyor. Tövbe de ya be bunu kızım. Yıllarca biliyor. Yani demek isterdim ama bakın Allah adına yemin ediyorum ben Müslüman bir insanım. Seda Hanım, beni lise yıllarından beri babam cinsel olarak taciz etti. O yüzden üniversitede ben mecburen evden ayrıldım. Hatta üniversitede ayrıldım evin, gittiğim evin. Kira kontratında da ismimi bulabilirsiniz. Yani bu, ben Allah adına yemin ediyorum. O evde zaten namusumu korumak için ayrıldım. Bana neler yaptılar, bir tek bunu da geçmiyor. Çok rezalet bir durumdu. Benim babam Safari 1 operasyonu diye bir çok büyük bir kaçakçılık operasyonu vardır. Duymuşsunuzdur. Orada kendisi ismi karıştı ona. Yıllarca yargılandı. 8 yıl yargılandı. Türkiye'nin en büyük kaçakçılarından biri ve beni çok çok pis şeylere sürüklemeye çalıştı. Bu taciz konusunda güldü. Ya bir insan gülebilir mi Seda Hanım bu konuda? Ya hangi insan gülebilir? Türkiye'de böyle bir ikinci insan bulabilir misiniz bana? Kızını taciz ettiği söylendiğinde gülüyor. Tövbe ya Rabbim. Kızımla yalnız kalmak istiyorum bir gün dedi. Baş başa kalacağım, bırakın beni dedi. Dalga geçiyor güya benimle. Sen ona demin çok enteresan bir cevap verdin. Dedin ki benle çünkü aynı şeyleri yapmak istiyordu. Ondan baş başa kaldı. Ve benim bunu çok iyi anlayacağımı biliyor. Beni irite etmek için özellikle yapıyor. Çok iyi anlayacağımı biliyor bundan. Yani neyi kastettiğimi çok iyi anlayacağımı biliyor. Şu an hala sesin titriyor. Peki annenin seni anlamaması da bana bir acayip geldi yani. Hadi baban diyelim ki senin iddialarına işte göre. İşte böyle insanlar ne yapabilirim? Yani bunlar böyle insanlar. Alışmışlar böyle yaşamaya. Hayat bakış şekilleri bu. Yani benim o insanlarla değil aynı evde olmak, görüşmem bile söz konusu değil yani. Çok çok uzak bir ahlak ve kültür yapısındayım ben. Çok çok uzak bir mantık yapısındayım. Ben asla görüşmem o insanlarla. Ailem demek bile bana, yani hicap duyuyorum bu kelimeden. Yani Firuzan Özgül, Feridun Özgül onlar benim için. Tiksiniyorum o adamdan. Sesini duymak istemiyorum, düşünmek dahi istemiyorum. Yani aklıma bile gelmesin. Yani ne benim aklıma gelsin ne ailemin. Yani eşimin, arkadaşlarımın.